Evet, Demir Kubbe, Demir bir dakika, bir saniye peş peşe Halil arka arkaya geliyor. Demir Kubbe hava savunma sistemi havalandı. Devreye girdi. Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. Şu an sirenler çalıyor. Havada çok sayıda roket şu an imha ediliyor. Demir Kubbe hava savunma sistemi şu an devreye girdi. Evet, şu an sirenler çalıyor. Evet, sesleri size kadar geldi. Duymuşsunuzdur hem siren seslerini. Peş peşe roketler atıldı. Gazze'den Hamas güçleri bu tarafa doğru. Halil, dönelim lütfen. 3 tane otobüs yine geçiyor. Askerleri taşıyan otobüsler bunlar. Cepheye gidecek askerleri taşıyan otobüsler. Bu son 1-2 saat içinde şimdi böyle sıklıkla ardı ardına gördünüz mü orada bu Demir Kubbe'nin imha etme görüntülerini? Demir Kubbe. Evet, evet, evet Fulya, evet. Özellikle akşam bu 16'dan sonra peş peşe roketler atıldı Gazze tarafından. Hamas güçleri buraya doğru roketler attı ve Demir Kubbe de o anda devreye girdi. Bunu bugün ilk defa görmedim. 2-3 defa daha tanıklık ettik yine bulunduğumuz bu evet, noktada. Evet Fulya, bu arada ekranı ikiye böldük. Bir yandan da Gazze'yi canlı veriyoruz. Orada da füze atışlarını ara ara görüyoruz biz de. Onu da ben söyleyeyim. Ekran ikiye bölündü. Gazze'den de canlı genel bir görüntü var. Orada da o füzeleri senin anlatımının esnasında biz de görüyoruz başka bir açıyla. Devam et lütfen. Geliyor mu? Geliyor mu? Oradaki ne? Ne Halil, görüyor musun? Ben de bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. İsmet Bey, soracaksınız ama şu anda bir sıcak havada bir var. Hemen soracaksınız birazdan. Havada bir hareketlilik var yine. Tamam. Bir saniye. Bir yandan da konsantre olmam gerekiyor. Özür diliyorum. Hem yola bakıyorum, askeri hareketliliği, hem gözüm gökyüzünde. Evet, şu anda Hamas'ın roketleri İsrail tarafından Karda. Demir Kubbe'yle gördün mü onu Ali? Görüyoruz. Gördüm. Şey de olabilir, evet. İsrail hava kuvvetlerinin. Evet, şey havada var. İmha ediliyor ama Fulya şunu söyleyeyim, her atılan rokette imha edilemeyebiliyor. Yani Demir Kubbe, evet, bizim şu an gördüğümüz, bugün gördüğümüz birçok roketi havada imha etti, etkisiz hale getirdi ama bazı noktalara da düşüyor bu roketler, bu atılan füzeler. Ama az önce top sesi mi, evet. Bu arada size belki gelmiyordur ama top atışı yapılıyor Gazze'ye doğru. Karadan obüslerin atışı da devam ediyor. Ben şu an burada kulağımda kulaklık olmasına rağmen, yayının sesi olmasına rağmen net bir şekilde duyuyorum bu atışları. Şu an Gazze'ye doğru bir karadan obüslerden atışlar yapılıyor. Şu an o sesi duyuyorum ben. Tam karşıda Demir Kubbe'nin sistemi, bataryaları. Tam karşıdan bir anda peş peşe zaten çıkıyor. Net bir şekilde görüyorum. Ve buradan karşıdan gelen, Gazze'den gelen Hamas güçlerinin atmış olduğu roketler işte gökyüzünde saniyeler içinde etkisiz hale getiriliyor, imha ediliyor. Bu gecede kritik dedik size, bir kara harekatı başlayabilir. Mesut Akıncı'nın da sorusunu alacağım şimdi. Ama Amerika'dan bir açıklama geldi. İsrail basını bugün paylaştı. O cümlemi bitirim. İsrail basınında yer aldı. Amerika, İsrail'e kara harekatı ertelenmeli açıklamasında bulundu, çağrısında bulundu. Acaba ertelenecek mi yoksa bu gece başlayacak mı? Sahaya baktığımız zaman
kara harekatına yönelik, sanki başlayacağına yönelik bir hareketlilik var, bir sevkiyat yoğunluğu var çünkü. Yani bu gece çok kritik, bugün olmasa bile ama İsrail şunu söylüyor ki Netanyahu işte bugün cephedeydi, İsrail askerlerini ziyaret etti, bir sonraki adıma hazır mısınız dedi. Şimdi o vermiş olduğu o görüntü, yani bu iş evet başlayacak gibi ve başlarsa eğer çok daha korkunç manzaralar göreceğiz biz Gazze'de. 2000'den fazla insan hayatını kaybetti 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana. 8000'den fazla, 10.000'e yaklaştı hatta yaralıların sayısı. Şifa hastanesinde yer kalmadı ve... Halil sen de gel biraz böyle. Şifa hastanesinde yer kalmadı. Ne cenazeleri koyabilecekleri bir yer var ne de yaralıları taşıyabilecek artık bir sedye var. Dolayısıyla tam bir trajedi var gerçekten. Bir kara harekatı olursa eğer yüzlerce tankın Gazze'ye girmesi bekleniyor. Evet. Ama İsrail şunu da biliyor. Gazze'de bir Gazze'nin üstünde bir şehir var, bir de altında bir şehir var. Yani boydan boya tünellerle çevrilmiş bir durumda. Hamas'ın açmış olduğu 30 metre derinlikte ve bütün Gazze'yi çevreleyen tüneller var. Ve bu tüneller İsrail tarafından tam olarak tespit edilebilmiş tünellerde değil. Evet. Dolayısıyla eğer bir kara harekatı yaparsa şunu sorayım. Hamas da şunu söylüyor. Bizim daha gücümüzü görmedi diyor Hamas. Buyurun. Evet.